Bu saatten sonra ip bizden çıkmış. Ne konuşabiliyoruz, ne bir şey diyebiliyoruz. Böyle dersen faşist, böyle dersen ırkçı, böyle artık biz bölücü olduk yani. Ne desek işi karıştıran biz oluyoruz. Elimiz kolumuz bağlandı. Bu süreçte bizim seyirciyiz maalesef. Ben tarihimizde yani bu kadar zor bir süreç yaşandığını hatırlamıyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı günlerinin hiç değilse bir şansı vardı. Eski askerler vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı esir olduktan sonra geri kalmış askerleri vardı. Bunlara işte Kuvayi Milli İttihat'ın 2. B takımı diyebilirsin. Evet. Savaş sevri yapıldık şeyden sonra işte mütarekeden şeyden sonra dağıldılar. Ve Mustafa Kemal bunları toplamaya başladı. Şimdi böyle toplanacak yani çok daha zor. İzleniyorsun, görünüyorsun, her türlü üstüne geliyor. Askerlerin çoğu Silivri'de, Hadımköy'de, Hastal'da. Hepsi içeride. Evet. Elimiz kolumuz bağlanmış bir vaziyetteyiz. Burada biz biraz ne bileyim yani çok da konuşacak bir şeyimiz yok. Bunu samimiyetle söylüyorum. Söylesek ne? Öyle de bir şey var yani söylesek ne? Bir planı, Amerika bir plan tutturmuş ve bu planı Türkiye'de, Orta Doğu'da bu planın ilk başladığı ve başarıya ulaştığı yer bizim haritamız maalesef. Bu plana göre işte bir müzakere başlattılar. Bu müzakerede de biz işte koyunlar köleler gibi böyle susacağız, bekleyeceğiz. Peki nedir? Kimse bilmiyor. Hepimiz çıkarımda bulunuyoruz. Çıkarımlarımıza göre de daha önce tekrar edeceğiz tabii bunları. Daha önce vilayet yasası çıkmıştı. Bu vilayet yasası orada bir valilik, belediye başkanları vali olacak ve o bir eyalete doğru yürüyecek 10-15 yıl içerisinde. Bunu şey yaptılar. Peki şimdi neydi anlaşamıyorlar? Abdullah Öcalan şey diyor, bana bunu verdiniz ama yarın elimden alırsınız. O yüzden bunun bir de savunacak güç lazım bana, bir savunma gücü lazım diyor. Yani PKK'yı resmi asker yapmaya mı çalışıyor? Ya da yeni bir asker de verin bana. Yani kendi askerim de olsun gibi. Hani çok uçuk kabul edeceğimiz şeyler. Ama alttan alta tartışılan bunlar.